Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şimşeği güncelleyeceğiz arkadaşlar. Çok fazla bununla alakalı hem merak eden arkadaşlarımız vardı hem de güncelleme haber veren birden fazla kişi olduğu için bugünkü videoyu şimşeğe ayırmak istedim. Şöyle size ekranı alayım. Nerede ekran? Evet. Uygulama çalıştırdığınızda şöyle oluyordu hatırlarsanız. Bu ekranda böyle duruyor. Ne bir güncelleme ne de herhangi bir şey oluyordu. Ve sonrasında atıyordu bize. Tekrar çalıştırayım hatta. Genelde bu uygulamalarda güncelleme olduğu zaman aslında uygulama içinde bizi uyarabilir. Ancak sunucularla alakalı bir sıkıntı olduğu zaman bu uyarıyı verme şansı olmuyor maalesef. Jesus'ta da bunu yaşadık. Şimşek'te de orada yaşıyor olabiliriz. Ancak şu an bizim drive adresimizde güncel sürüm var ve siz de oradan kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Öncelikle ben kurulu olan versiyonu kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Genelde bazı sorunlarla karşılaşmamak için eski sürümü kaldırmak gerekebilir. Yani uygulama içinde güncelleme yapmak gibi bir seçeneğiniz yoksa eski sürümü her zaman kaldırmanızı tavsiye ederim. Şöyle zaten yukarıya gelmiş yüklemeyi kaldır diyorum. 1.06 sürümü yüklüydü. Şu an 1.08 sürümünü yükleyeceğiz. Şu an kalktı. Hatta Nebula'da tıkladığım zaman da bu uygulama artık kurulu değil diyor. Drive'a gidebilmek için tabii ki bir tarayıcı ihtiyacımız var. Tarayıcı olarak Chrome kullanabilirsiniz. Chrome'un nasıl kurulacağı ile alakalı kanalda video var. Ancak o videodaki Drive adresi eski arkadaşlar. Yeni Drive adresi birazdan bu videoda da göreceksiniz. Normalde bizim Drive adresimiz arada bir değişiyor. güncel videoları takip ederek güncel Drive adresini alma şansınız var. Tarayıcı olarak dedim ki Chrome kullanabilirsiniz ya da alternatif olarak Geopages var. Geopages'da marketten direkt indirebileceğiniz Chrome Market'te indiremiyorsunuz. E, GeoPages bayağı iyi bir tarayıcı. Onu da kullanabilirsiniz. Ben şu an için Chrome kullanacağım. Chrome'u çalıştırıp ekrandaki adresi yazdığınızda böyle bir klasör listesi gelecek karşınıza. Şöyle biraz aşağı indiğinizde şimşek klasörünü burada görebildiğinizi siz de fark edeceksiniz. İçine girdiğinizde 108 yani güncel sürüm e, klasörün içinde arkadaşlar. Hemen indir diyorum. İndirdikten sonra bir uyarı verecek. Bunu her videoda söylüyorum. Bu uyarı her dosya için veriyor. Bu dosyada virüs taraması yapamadığını söylüyor. Bu uyarıyı vermiş olması virüs olduğu anlamına gelmiyor ama Siz yine de eğer içiniz rahat edecekse Bir antivirüs programıyla tarama yapabilirsiniz. Ben yine de indir dedim. Kısa bir beklemeden sonra zaten dosya boyutu da küçük. 9.6 MB'miş. Hızlı bir şekilde inecektir. Şu an indirme işlemi başladı. Bittiği anda burada evet aç butonu çıktı. Üstüne tıklayarak kurulumu başlatıyorum. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diyor. Yükle diyorum. şey biliyorsunuz yakın zaman önce incelemiştik. Bence oldukça başarılı. Ama güncellemeden sonra neler değişti o konu hakkında pek bir bilgim yok. Şu an sizinle beraber hemen aç diyerek tabii ki ekranı kapatarak bazı şeyleri test etmek istiyorum. Destek için reklamlara tıklamanız yeterli. İyi seyirler demişler. Evet kısa bir beklemeden sonra reklam vakti diye bir e, ekran geliyor. Şimdi burada yani bu yöntemi daha önce eleştiriyorduk ancak bu arkadaşların da bir takım e, gelirler elde etmesi ve uygulama içindeki reklamları azaltmasını sağlıyorsa e, bu yöntem şu an için işler, işlevsel olabilir. Reklamı gör butonuna basıyorum. Karşıma bir reklam geldi. Bilmiyorum burada belli bir süre geçirmem gerekiyor mu? Ama şu an. Çarpı işareti çıktı. Çarpıdan kapatıyorum. Ama beni içeri atmadı. Heh, şu an bir reklam daha geldi. Onda da aç butonuna basıyorum. Reklama tıkladınız. Reklamda gezindikten sonra uygulamaya dönebilirsiniz. Bir az önce çıkan reklam bir video reklamdı. Hani herhangi bir tıklanabilir bir şey yoktu. Bu reklam e, tıklanabilir bir reklamdı. Şimdi giriş yap diyerek uygulamaya geçebiliyorum. Reklam izlemek istemiyorsanız altındaki TV Box cihazları için giriş yazan yere tıklayıp bir sayaç çıkacak. O sayaçta sonra siz de e, uygulamaya girebilirsiniz. Ama reklama tıklamak her zaman için daha iyi. Bu arada uygulama açılır açılmaz bir reklam daha geldi. Hemen şöyle kapatıyorum. Arayüz değişmiş. Oldukça güzel gözüküyor. Şu an kumandayla gezebiliyorum. E, bakalım kumandaya ihtiyaç yani kumandayla işimi göremeyeceğim bir an gelecek mi? Fareye ihtiyaç duyacak mıyım? Ulusal tarafla açılıyor. Güzel bir kanal listesi var. Kanalların içinde gezerken en sağdaki kanaldan tekrar sağ yaptığınızda üstteki kategori değişiyor. Bu basit ama bence oldukça önemli bir e, özellik. Bir tanesine tıkladım. Birazcık bekletiyor. Bu arada player'da. Şu an hızlı oynatma butonunu göremedim. Bu arada tıkladığım içerik çalışmadı arkadaşlar. Yani 4 kaydı o, o açılmadı ancak normal e, devletin birinci kanalı çalıştı arkadaşlar. Şöyle bir iki tane daha tıklayayım. Bazı kanalların alternatifleri var. Evet birazcık geç geliyor yani birkaç saniye sürüyor çalışması. Ama şu an açılma Konusunda bir sıkıntısı yok. Mesela bu kanalın 45 dakika geri alması var. Aynı kanal alternatifin 2.5 saat. Burada her bir için geçerli tek bir süre yok demek ki. Mesela bu 24 saat vardı gibi. Şurada bir tıklayalım. Genelde birinci alternatiflere tıkladım. Mesela bunun birinci alternatifi çalışmıyor gibi gözüktü. Birazcık çok beklemek gerekiyor olabilir. Ancak ikinci alternatif için de aynı şey geçerli. Biraz daha bekleyeyim. Evet açıldı. Yani bazıları demek ki bayağı bir geç açılabiliyor. Ee, birazcık buraların hızlandırılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bir de panel diye bir kısım varmış. O neymiş? Tıkladığım zaman bir web sitesi tarzı bir arayüzde. Evet bayağı uzun bir liste karşıma geldi. Herhangi bir tanesine tıklayalım bakalım ne olacak. Evet, yani bu webden çekiyor şu an. Yani bu kadar kimse uğraşacağını yani ben açıkçası zannetmiyorum. Yine de alternatif olması iyi bir şey tabii ki. Bir sonraki kategori, malum kategori, tabii ki hep pek çoğunuz için en önemli olan kısım burası. Birin birinci alternatif çok hızlı açıldı. İkinci alternatif çok hızlı açıldı. İkinin birinci alternatifi çok hızlı açıldı. Üçün birinci alternatifi yine çok hızlı açıldı. Burası ulusal bölümden çok daha hızlı çalışıyor. Bu güzel tabii ki yoğun zamanları test etmek lazım. Şu an kadar 5, beş. 5'in birinci alternatifi. ya Biraz beklemek gerekiyor olabilir. Evet 5'in ikinci alternatifi açılmadı. 5 çok da önemli değil şu an. Muhtemelen içinde yayın olduğu zaman daha bir daha bir tekrar kontrol etmek lazım. Şeyler de açılıyor alternatifini deniyorum. O açılmadı. Şey 2nin birinci alternatifi açıldı. ikinci alternatifi Evet bu da açılmadı. TV şuralara bakalım hızlıca. Açılmadı. Yani şöyle değişik bir arayüz, değişik bir player'la bir seçenek var. Şeylerde de var bu. Açılıyor ama ekrana mutlaka fareyle tıklamak gerekiyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Kumandayla pek çok şey yapabiliyorsunuz. Ancak %100 kumanda uyumundan bahsetmek şu an için mümkün değil arkadaşlar. Siz burada detaylı birazcık da kendiniz incelemeler yapabilirsiniz. Bu arada dünya ile alakalı az önceki kategorinin benzeri var. Burada da baya bir şeyler var. Yani buraları da siz kontrol edersiniz. Bir tek şu... Şunu bir te test etmek istiyorum. Burada çünkü Amerikan futbolu olabiliyor. Hatta şu an rugby var. Çalıştı. Amer Amerikan kanalı Fox diye geçiyor biliyorsunuz. E, uzun metajların olduğu TV kanalları şeklinde olduğu bir bölüm var. Orada yine bir tanesine tıkladım. Yani şimşeğin başına atarken şimşek gibi demiştik. Bayağı hızlıydı her şey. Ancak şu an sanki birazcık daha içeriklerin ekrana gelmesi yavaşlamış gibi gözüküyor. Bu sebebini bilmiyorum. Uygulamaya geçen arkadaşlarımız buralardaysa yorumlara yazabilirler. Ancak bazılarını ciddi 8-10 saniye beklemek gerekiyor ki şu an bu açılmadı. Şöyle ben bir iki tane daha deneyeyim. açıldı. Ama şöyle bakın bir de süre sayalım sizinle beraber. Tıkladım. Bir, ha, bu hemen açıldı. Başka bir yayın paketin içerikleri. 2, 3. Evet 7 saniye sürdü bunun açılması. Hani biz burada alışkın olduğumuz süreler tabii ki daha kısa, çok daha hızlı açılıyor. Şu an bir tane daha deneyeyim, açılmadı. Yani uzun metajları ve serilerin olduğu TV kanalları'nın çalışma oranı çok çok iyi gözükmüyor şu an. Haber bölümü varmış. Artık haber kusacağız tabi her yerde haber var. Bıktık artık ülke gündeminin bu kadar yoğun olmasından. Ama ilk tıkladım çalıştı. Bu da çalıştı. Bir üçüncü bir şey daha tıklayayım. Buralara çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü şu açıdan da anlamı olmuyor. Ben tıklıyorum, çalışıyor, çok iyi diyorum. Siz deneyince farklı sonuç çıkabiliyor. Yani e, şu an bu her şeyin çok iyi çalışıyor olması çok uzun süre böyle gidip devam edeceği anlamına gelmiyor. O yüzden buraları siz test edersiniz. Belgesel bölümünde kanal listesi hoşuma gitti. Yani şöyle ilk görüntü olarak. Ancak Wild'ın bir alternatifi çalışmadı. Diğeri çalıştı. Başka alternatif var mı? Yok iki alternatif var. Ayrı ayrı yerlerde. Love Nature'a tıkladım. O da birazcık çok bekletiyor. Ama açıldı. Dediğim gibi buraları siz test edersiniz arkadaşlar. Çocuk bölümü ve web üzerinden tıkla izle şeklindeki uzun metrajlı ve serilerin olduğu bölüm. Burada nasıl bir çalışma mantığı varmış? Bir de ona bakalım. Arama diye bir ekran geldi. Menü var, tıkladım ne gelecek acaba? Evet, uzun metajlar, seriler diye bir liste geldi. Buranın kullanımı birazcık e, zor olmuş. Ancak girdikten sonra, bakayım şu an kumanda, yani kumanda desteğinden bahsedemiyoruz şu an. Kumanda nerede olduğu gözükmüyor. Muhtemelen bir web sitesinden çekiyor ama arayüz olarak o web sitesinin arayüzü olmadığı için reklamlar vesaireler karşıma çıkmadı. Yani birazcık fareyle kullanımı tabii ki çok kolay oluyor ama kumandayla yapamayacaksınız. Burada kaynak 1, kaynak 2, kaynak 3 var. Kaynak 1 ile kaynak 2'nin arayüzü birbirine benziyor. Kaynak 3'te farklı bir arayüz var. Burada yayın paketleri var ama herhangi bir şekilde üstüne tıklayamıyorum. Farenin işaretçisi de kayboldu. Buraları daha kolay halledebileceğimiz uygulamalarımız var. Hatta sadece bu iş için olan uygulamalar bence daha başarılı olur. Özellikle dublaj olsun diye bir düşünceniz yoksa çok güzel alternatifler var. Onları tavsiye edebiliyorum. Ama en nihayetinde Şimşek mutlaka cihazlarımıza yer alması gereken çalışma oranı fena değil. içerik kalitesi fena değil. Arayüz ve görüntü kalitesi çok çok iyi gibi gözüküyor şu an. Ancak hız sorunu mutlaka halletmeleri gerekiyor. Çünkü bazı kanallar 12-13 saniye bekliyor. Normal daha hızlıları olduğu için de hani bu birazcık şimşeğin puanı düşürebilir ama özellikle malum mor paketteki performansı ve oradaki hızı gerçekten etkileyici diğer tarafları da sirayet etmesini umuyorum diyerek e, videoyu da sonlandırmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlarınızı kanala davet edin, videoları onlarla paylaşın. Ayrıca beğendiğiniz ve geliştirdiğiniz uygulamaları mutlaka bana gönderin ki videosunu çekip onu da bir anda binlerce kişiye ulaştırabileyim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.